İkinci torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi. Taşerona kadro ışığı yandı. TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge. Taşeron işçiye kadro ne zaman meclise gelecek 2023? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar, yeni meclisin açılmasıyla birlikte gündemin en önemli konularından birisi oldu. Taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin ikinci yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp, almadığı merak konusu oluyor. Peki, ikinci torba yasa maddeleri belli oldu mu, neler, 100 bin işçiye kadro verilecek mi? İşte, taşerona kadro son dakika gelişmeleri 2023. Taşerona kadro son dakika gelişmeler. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte milyonların beklediği emekli ve memur zammı belli oldu. Şimdi ise gözler taşeron işçiye kadro düzenlemesine çevrildi. Seçim öncesi açıklama yapan Vedat Bilgin seçimlerden sonra taşeron işçinin mecliste yer alacağını belirtmişti. Binlerce vatandaş, emeklilik ve kadro düzenlemeleri için ikinci torba yasayı bekliyor. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek 2023, torba yasa içeriği ve maddeler neler? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin mecliste yer alacağını açıklamıştı, 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin meclisten geçmesi bekleniyor. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin ikinci yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Taşerona kadro ne zaman meclise gelecek? Yeni meclisin açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise gelmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin mecliste yer alacağını söylemişti.